Yetimoğlu Grup misafiri sunar. Muhammed hoş geldin Medine'ye, sen hoş geldin ya Muhammed, hoş geldin Medine'ye. Efendim merhabalar, hayırlı günler diliyoruz. Bugün mübarek Ramazan'ın 13. günü geride bırakmak üzereyiz. Ve bugün Şanlıurfa'nın Güneydoğu'nun incisi Bilecik'teyiz efendim. Fırat suyunun kenarındayız. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasıl, iyi misiniz? Allah razı olsun. Siz tanıyabilir miyiz efendim? İsminiz ben nedir? Aydın Kan. Aydın? Kan. Kan. Evet. Ne iş yapıyorsunuz efendim Aydın? Ben mermerci ustasıyım. Evet. Kaç yıldır burada Bilecik'teyiz? Burada mıyız biz aslen? Ben buralıyım aslen. Doğma büyüme buralıyız. Buralıyım. Evet. Ben hep dışarıda hayatım geçti. Nerede geçti mesela hayatın? Nizip, Antep, İzmir'de her yerde geçtim. Oraya sen görsünler dostlarımız. Evet. 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 Benim hayatım hep... Niye dışarı gittin? Niye burada çalışmadın? Burada iş yok mu? İş yok. Şu anda Bilecik'te iş alanı yok. Hala mı iş yok burada? Halan yok. Fabrikalar falan yok mu burada? Fabrika ne geziyor burada ya? Bol bol tepeciler burada var. Başka bir şey yok. Ne var? Tepeci faiz var. başka burada bir şey yok. Oraya bunlar çarpar o zaman ya. Ya burada bir şey yok. Peki yani. Oruçlarımız nasıl? Oruç elhamdülillah Allah bize veriyor. Evet. Bizim oruç hiç yemem yani orucumu. Kaç yıldır oruç tutuyorsunuz siz? Kendim bildim bileli tutuyorum. Mesela kendini kaç yıldan yaşından beri? Yok, 13 yaşından beri tutuyorum. Evet. Başka bir şey. Bu sene biraz daha mı rahat oruç? Biraz rahat. Niye çünkü? Hava serin olduğu için. Hava serin, yağmur yağıyor. Evet, elhamdülillah. Daha çok sıcak olmadı. Rahmet. Sıcak olsaydı yanardık. Ha, rahmet çoktur. Merhabalar. Ben sizi tanıyalım. Bozan Karataş. Bozan Karataş. Evet. Bozan, sen Suruçlu musun aslen? Hayır, Suruçlu değilim. Bilecikliyim. Bilecikliyim. Evet. Evet. Ben de iş yapıyorsun? Ben serbest meslek efendim. Nasıl serbest? Ne iş mesela serbest? Ya reçbellik işte. Amelilik yapıyoruz. Evet, amelilik. Evet. Keyifler nasıl? Keyifler yerinde mi? Keyifler çok şükür. Allah bugünlerden geri koymasın. Amin. Bir sıkıntımız var mı peki? Hayır, herhangi bir sıkıntımız yok. Evet. Öncelikle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu etkinlikleri yaptığı için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bu etkinlikler bir ay boyunca olması lazım. Her gün olsun diyorsun. He, yani fakir fukara var. Doğru. Maddi durumu iyi olmayan insanlarımız var. Ama sizin Bilecik Belediyesi'ne var. Belediye yapsın. Belediye ne iş yapıyor burada? Belediyeye de teşekkür ederiz. Onlara da teşekkür ederiz. Evet. Sayın Kaymakamımıza da teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, evet. Evet, sizlere de teşekkür ederiz. Bana ne güzel. Güneydoğu Televizyonu'na. Eyvallah. Evet. Güneydoğu Televizyonu'na da teşekkür ederiz. Allah sana razı olsun. Buralara geldiğiniz Sayın için. Sayın Karataş, sen evet. Ne iş yapıyorsun? Ben serbest meslek, reçbellik evet yapıyorum. Kaç çocuk var? 4 tane efendim. Allah bağışlasın. Okula evet. Gidiyor mu? Okula ikisi gidiyor, ikisi de ufak. Ufak. Yaşları 5. Evet. 5 yaşlar. Evet. Oruçların iyi mi oruçla? Oruçla fazla aramız iyi değil. Niye? Biraz rahatsızlık oluyor. Bazı gün tutuyoruz, bazı gün tutmuyoruz. Ama hava serin. Yalan söylemeyelim. İşte tabii, aferin. Yok. Gençlik gibi olmuyor yani. Ne gibi olmuyor? Gençlik yılları gibi olmuyor. Kaç gösteri yaş? Yani 43-44. 48 yaşındayım efendim. Tam gene gençsin ya. Tabi 20 yaşında, 25 yaşında gibi olmaz. Bir kalır geldim. Evet. Evet. O şekilde. O yani gene gençsin, evet. Boş gençsin. Evet, evet. Peki
Bu sene diye sene biraz daha serin değil mi? Daha serin, yağmur falan yağıyor. Evet, 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 doğru, serindir. Sıkıntımız yok. Yok, geçen seneye oranla daha serin. Evet. Büyükşehir Belediye'mizden memnun musunuz efendim? Çok memnunuz, çok teşekkür ederiz. Bu gibi hizmetlerin devamını istiyoruz. Evet efendim. Devamlı yapmalarını istiyoruz işte bu gibi etkinlikleri. Buradan bir esaret edelim başkanım, ben çok esaret edelim efendim. Sayın başkanımıza esaret edelim. Çok teşekkür ederim efendim. Allah razı olsun, aile sizlere efendim. De teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. İyi günler efendim. İyi günler. Efendim, güzel bir iftarda Bilecik'teyiz ve yanımızda dostlarımız var. Merhabalar efendim. Merhaba. Siz tanıyalım. Ben İbrahim. İbrahim ne? Urguntaş. İbrahim Urguntaş. Uyguntaş. Evet, Urguntaş. İyi Ramazanlar dilerim size efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Oruçlarımız iyi mi efendim? Çok şükür, elhamdülillah. Ne iş yapıyoruz? Ben Antep'te kargoda çalışıyorum. Kargoda. Hiç reklam yapma ya. Kargoda zaten anlarız biz. Evet. Evet. Oruçlarımız iyi mi? Çok şükür, elhamdülillah. Kaç çocuk var? Elinde hepsi bir tane var. Allah başım. Bir tane tek mi? Evet, bir tane. Bu mu? Evet, bir tane. İsmi ne bunun? Havanur. Havanur maşallah evet, efendim. Evet. Çok, Allah bağışlasın. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Bunun kim sayı kim yaptı biliyor musunuz? Sayın Başkanım Nihat Çiftçi. Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet, Büyükşehir Başkanı. Büyükşehir Başkanı yok içinde efendim. Onu koyma. Yoktur, ne de var? Onun nerede? Evet, yok. Evet, evet. Yaptığından dolayı çok, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun efendim, evet. Çok yani budur, başka bir şey. Var mı bir sıkıntı, bir derdi var mı efendim? Bir yani herhangi bir sıkıntımız yok. Evet. Çok şükür yani. Bilecik'e bakım olsa çalıyor. Aslında biraz... Bir dakika, doğru geçen geçen doğru. Evet. Aslında Bilecik'e biraz bakım gerekiyor ne yani. Ne gerekiyor mesela Bilecik'e, söyle bakalım. Ya Bilecik'e ne gerekiyor yani... Biraz da tek tek koşalım, duruyorum. Evet. Mesela tamam. Yollar olsun yani parkta insanlar gelip yani rahatla oturamıyor. Evet. Yani ondan dolayı pek yani çok sorunlar var. Mesela bizim kilitler taşlar yukarı mahallede pek fazla girip çıkamıyor. Tozdan, evet, dumandan yani rahat çok dar yani. Ondan dolayı. Ya sen Antep'e gidiyorsun. Sen burası oradan söylüyorsun. Ne zaman? Evde de evim de burada. Ev burada. Sen burada son geliyorsun. Evet, gidip geliyorum yani. La bu Bilecik'te bir satılıyor Antep'e. Evet. Hepsinin işi gücü Antep'te Bilecik'te. Doğru mu? Yani? Aynen, doğru abi. Şimdi burada iş imkanı yok. İş imkanı olsa burada ne işim var? İşim burada. Yok, burada. Dur gelip otur. Hani konuşalım biraz. İş imkanı yok. Yani burada Antep'e gidiyoruz biz yani. Niye Antep'e gidiyorsunuz? Ya şimdi iş imkanı yok. Olsa biz Antep'te ne işimiz var? 90 kilometre yani. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Senin kocan işsiz mi? He, işsiz der, işsiz oturuyor. Ne oturuyor? Evde oturuyor. Adamın acısı mı var, oturuyor evde. Kadının kocası evde oturmuyor, kadından bıkmışsın demek adamdan. Fabrika mı istiyorsunuz? Siz ne fabrikası istiyorsunuz? Bizim adamlar hep fabrika çalışıyor, biz buranın hep böyle işsiz oturuyoruz. Biz bir fabrika sayıyoruz. Bayan erkek çalışmaz. Bir dakika ama tek tek konuşmam, olmaz ki bak. Evet. Ben geleyim abi, bir daha dur, geleyim abi. Abla gel, gel. Abla merhaba. Ay baba ne ya? Fabrika istiyorsan kaçıyorsun. Tam yanımızda Bilecik, Karşıyaka Mahalle Muhtarımız Sayın Mehmet Kayabal efendim. Doğru mu efendim? Evet. Nasıl efendim, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizden de. Her sene Sayın Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi Bey bu programı yapıyor. Evet. Ailece, mahallece katılıyoruz. Çok güzel. Kendinin hizmetlerinden dolayı bizzat teşekkür ediyorum. Çok memnunuz. Evet. Bizim için bir dönüm noktası oldu. Çok faydası oldu. Evet. Hem su konusunda hem kanalizasyon konusunda. Evet, çözüldü sorunlarınız. Bütün sorunlarımız çözüldü. Allah'a maşallah, çok şükür. Maşallah. Kendisine ulaşıyoruz yani. Telefon açıyoruz. Eğer ulaşamıyorsak da kendi... telefonu dönüş yapıyor ve gereken neyse bize yardımcı oluyor. Bundan dolayı inşallah bir daha aday olur, bir daha seçilir. İnşallah efendim. Kendisini seviyoruz, saygı duyuyoruz. Bana ne kadar güzel, ben mi söyledim bunu? Bu söylüyor bana, muhtar söylüyor. Daha önceden de yani bize gereken bütün yardımları, bütün... Mesela bu Ramazan'da bütün fakirlere Ramazan paketi dağıtıyor. Doğru söylüyorsun, evet. Yani büyükşehir her yerde. Büyükşehir her yerde yani bunun şeyi saklamanın bir anlamı yok. Tamam, muhtarım. Şimdi gelelim öbür tarafa. Oruçlarımız nasıl? Oruç çok güzel gidiyor. Havalar serin. Evet. Havalar soğuk yapar, ben mont giydim arkadaşlar. Biliyorsunuz iklim değişikliği oldu. Evet. Allah'a çok şükür, takdir Allah'tandır. Tabii. Yani diyecek yani bir şey yok. 13 gün bitti. 13 gün bitti, 14'e kalkacağız. Bir sıkıntı yok inşallah. Bakalım artık. Evet. Kaç yaşında beri oruç tutuyorsunuz? Nasıl? Kaç yaşında beri oruç tutuyorsunuz orucu? Vallahi biz 10 yaşından beri tutuyoruz. Ara sıra tutuyoruz, ara sıra tutma ama 10 yıldan beri tutuyoruz. 10 yaşından beri. 10 yaşından beri tutuyoruz. Yemeyesin bile oruç baba. İnşallah yani yer yemeyiz. İnşallah efendim. Devam ederiz. Allah herkese uzun ömür versin. Amin. Hayırlı inşallah. Belediyemize, Büyükşehir Belediyemize tekrar teşekkür ediyoruz. İnşallah Nihat Çiftçi'yi tekrar belediye başkanı görürüz. İnşallah efendim. Hayırlısı efendim. Hayırlısı inşallah. Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da başkan olarak görürüz inşallah. AK Partiliyiz. Destek görüyoruz. Gereken neyse
Hayırlısı olsun inşallah. Hayırlısı olsun. Ota çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hayırlı Allah razı olsun. Ben bugün bütün Bilecik efendim burada sofraya gelmişler. İftar sofrasında. Amca merhaba. Merhaba canım. Nasıl, iyi misin amca? Sağ olasın. Senin ismin ne amca? Benim mi? Evet. Hacı Mehmet. Hacı Mehmet ne? Hacı Mehmet Şerif. Şerif. Ha. Sen soy ismin Şerif. Evet. Yok. Adı. Galiba Hacı geldi mi? Geldi. Şerif geldi ama soy ismin gelmedi. Soy ismin ne? Urgunlu Taş. Urgunlu Taş. Urgunlu Taş. O da senin ne vardı o? Ha. Sen neydi o? İbrahim miydi o? Ha. Senin oğlu muydu o? Akrabadır. Ha, akrabadır. Ben de soy isimden aynı çünkü. Ha. Evet. Biz emekli miyiz efendim? Hayır. Hiçbir şeyim yok. Ne iş yaptın? Çalışmadın mı hiç? Yaşlıdır. Yaşlı maaşa bakayım. Ha. Sen geçken ne iş yapıyordun geçken? Geçken? Evet. Tarlaya maraya gidiyordum. Evet. Başka bir şey yapmayayım. Tarlan var mı senin tarlan? Yok, hiçbir şey yok. Ya kimin tarlasına gittin? Evet, ameliyat. Bir dakika sen dur, sonra geleceğim ben, dur sen. Ameliyat. Ameliyat yaptın? Tarlaya, pamuğa, fazmıya. Yaş kaç yaş? Fındık. Yaş kaç? 72. Maşallah. Hacı anne yaşıyor mu, hacı anne? Aa, buradadır. Kadının ömrüne misin sen ya hacı? Ameliyat yapacağım. Diye ameliyat yapacağım. Ameliyat yapacağım. Dada ameliyat gideceksin. Ha. Ne zaman gideceksin inşallah? Bayrama sonra. Maşallah, hava sıcak olur ha bayrama sonra. Aa, ne yapayım mecbur. Kışın git, kışın. Kışın yok, kışın yok. O zaman öleyim, kalayım kışın. Ölsen sen yine biri gider, Allah büyütür ya. Şimdi gidiyor. Allah gecinden versin. Sağ olasın. Bu iftar kimin iftarı biliyor musun? Benim mi? Evet. Şanlıurfa. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanı. Büyükşehir Belediye Başkanı. Nihat. Nihat. Çiftçi. Çiftçi. Evet. Allah uzun ömür versin. Amin. Allah bu günden geri bırakmasın. Amin. Allah başımdan eksik etmesin. Amin efendim. Onu Allah'ına hayran. Amin. Maşallah efendim. Ne güzel hocam. Ha. Sen amca sen oruçlardan iyi mi oruçla? Oruç? Evet, tutabiliyor musun? Şimdi tutmasam nasıl mı tutacağım? Ya vallahi zaten 2-3 tane sonra zaten yerin altında. Ha, baba rahmet ha. Bugün var yarın yok hocam. Ha. Onu Allah'ına hayran. Medya başına Allah'ına hayran. Efendim çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Başım üzerine. Allah razı olsun. Hacı annemin kıymetini bil ha. Allah hepsine sağlık versin. Amin. Allah bu güne geri bırakmasın. Efendim? Kendi tek emriye gidiyor, beni götürmeyin. Para yoktur, nereden götüreceğim? Sen tek mi emriye gitsin? Para yok. Kızlar verecek gideceğim. Para yok. Olmaz. Yani belediye beni göndersin. Efendim bir hay sahibi istiyoruz. Bu hacam da tek başına gidecek, emriye bir de teyzemi de götürsün. Yani. Sayın başkan olur, bir milletvekili olur, biri olur artık Allah büyük tutar. Bana bir yardım etsin, gideceğim ha vallahi. Emre, inşallah. Vallahi. Allah gönlünüze göre versin efendim. Allah çok teşekkür ediyorum. Allah bizim belediye başkanı başımıza eksik etmesin amin. İnşallah. Amin, teşekkür ederim. Başım üzerine. Eyvallah. Allah sen de beraber. Amin. Merhabalar. Merhaba abi. Sizin ismin de, isminiz ne? Ömer Çakır. Ömer Çakır. Evet. Sen ne iş yapıyorsun Ömer? Ben dişçiyim, dişçi. Ana, dişçisin. Ben o dişim ağrıyor abi. Yaparız. Niye ağrıyor acaba? Bilmiyorum. Bakmam lazım. Patiz olmuştu. Aşama çeker misin bunu? Çekeriz canım. Hemen çekme ya bek. Bir ilaç falan sıvay bir şey oluyor. Ama bakma lazım durmuyor işte. Değil mi efendim? Evet. Oruçlarımız iyi mi efendim? Çok şükür hamdolsun. Peki iftarımızı kim hazırladı biliyor musunuz? Nihat Türkçü. Kimdir Nihat Türkçü? Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi. Hah, memnun muyuz efendim? Ben az önce onu gördüm onu. Ziyaret ettim. Öyle mi? Evet. Çok güzel efendim. Ben de görüşürüz. Hayırlı kabul et. Peki efendim çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Thank you.
aydınlık bir mekan. Ramazan'ın 13. gününde bugün Bilecik'teyiz ve yanımızda Sayın Kaymakamım var. Efendim hayırlı Ramazanlar Sayın Kaymakamım. Hayırlı Ramazanlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz efendim, sizi iyi gördük maşallah. Teşekkür ederim, sizler de iyisiniz inşallah. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Allah razı olsun, teşekkür ederim. 13 gün geride kaldı Sayın Kaymakamım. Bugün Büyükşehir'in iftarı burada, neler söylemek istersiniz? Evet, hem kardeşlik sofrası iftar muhasebesi hem de bir temel atma vesilesiyle Nihat Çiftçi Başkanımızı ve ekibini burada ağırlıyoruz. Malumuz Büyükşehir'in her yıl adeti. Aynen efendim. Geçen yılda ben buradaydım. Bir yıl oldu, 1,5 yıl oldu geleli. Maşallah. Vatandaşlarımızın hem teveccühü şeyi gösteriyor ki insanlarımız bu tür organizasyonları istiyorlar. Evet, evet. Ben de Nihat Çiftçi Başkanıma, ekibine teşekkür ediyorum. Tabii sen oruç biraz daha rahat mı geçiyor diğer senelere oranla? Vallahi ben Sivas'tan geldim. Evet. -46 derece soğuktan geldiydim. Eyvah, eyvah. Şimdi buraya gelince çok normal geldi bize. Daha kemiklerimiz yeni ısınıyor. Ay ama daha sıcağa denk gelmemişsiniz efendim. Yok, gelmedik ama bu sene malum yağışlardan dolayı biraz daha serin geçiyor havalar. Güzel bir Ramazan geçiriyoruz. Evet. İnsanlarımız da keyifli. Camilerimiz doluyor, taşıyor teravihlerde. İşte sahilimizde insanlarımız teravihden sonra geziyor, eğleniyor, istirahat ediyor. Bilecik'te Ramazan güzel. Bekleriz. Allah'ın şanlı Ramazan güzel efendim. Eyvallah. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Allah ediyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Gülüp gelsen, güleceğim, ne
hiç doymayacak. Durmadan dünyaya hasret kalacak. Nefsim bu dünyaya hiç doymayacak. Durmadan dünyaya hasret kalacak. Her nefis muhakkak bir gün ölecek. Yetiş ya Muhammed. Allah, 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 All
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم خزنتها kuruluşlarının değerli temsilcileri, sayın muhtarlarım, saygıdeğer Biricik'te hemşehrilerim, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerifinizi kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den temenni ediyorum. Rabbim daha nice Ramazanları bizleri hep birlikte ulaştırsın diyorum. Saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanı Avukat Nihat Çiftçi Başkanıma yapmış olduğu bu organizasyondan dolayı Biricik hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkan, Biricik Belediye Başkanım, çok değerli Başsavcım, Ticaret Odası Başkanım, AK Parti İlçe Başkanım, ÇÜSKİ Genel Müdürüm, Genel Sekreter Yardımcım, Belediye Meclis Üyelerimiz, çok değerli muhtarlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu Ramazan'ın 13. gününde kardeşlik buluşmasına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, geçen yıl futbol sahasından bu tarafa almıştık alanı. Alanımız da çok güzel. Ama Şanlıurfa'nın kadim tarihiyle özdeşleşen işte bu iftar programında kardeşlik vurgusuna isim sahipliği yapan bir şehir Şanlıurfa. Cumhuriyet döneminde de işte bu ülkeye yüzyılın başında saldıranlara dik duruşunu gösteren Urfa'ya meclis tarafından verilen ünvanla beraber alıyoruz. Şanlı diyoruz. Allah şanına mübarek etsin. Çok büyük bir şehir, güzel bir şehir. İşte bu güzel şehrin bence en güzel ilçesinde hep beraber bir aradayız. Kardeşçe bu 13. günde Ramazan'ımızı eda ediyoruz. İnşallah iftarımızı açacağız. Haftaya çarşamba günü de inşallah
Sayın Bakanımızın da katılımıyla yine bu meydanda doğalgazın ilçemize hayırlı olmasını kutlayacağız. İçme suyu arıtma tesisinin temel atmasını gerçekleştireceğiz ve ilçemizde yapılan yatırımların seyrini izleyeceğiz. Hep beraber de iftarımızı açacağız. Hepinizi inşallah haftaya çarşamba gün yine buraya bekliyoruz. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza az önce de teşekkürlerimizi arz ettik. Her platformda dile getirmek lazım. Çünkü hizmetler kolay iş değil. İltifat, marifet dengesini gözetmek lazım. Sayın Belediye Başkanımız Bilecik'imize çok güzel hizmetler katmaya devam ediyor. Beraber katı atıkların her taraf transfer istasyonunu gezdik. Çok güzel bir hizmet oldu. Peşinden bu spor tesislerinin parkının açılışını, temel atmasını gerçekleştirdik. Ve Bilecik'e yeni hizmetlerinin müjdelerini aldık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz de Bilecik Kaymakamlığı olarak kendisinden çok ciddi destekler alıyoruz. En sonunda yine bahsetmiştim, bir önceki dönemde yapılmış bir çadır gençlik merkezimiz vardı. Sağ olsun başkanım hiç ikiletmedi. Bu gençlik merkezimizin çadırını yeniledi. Değişik köylerimize ne zaman istesek parke taşları gönderiyor. En son geçen ay 3 köyümüze parke taşı istedik. Güzel yurt mahallemize 50.000 metrekare kilitli parke taşı gönderdi. Vesaire vesaire vesaire. Artık çok önceleri büyük hizmetler olarak anlatılan şeyler artık vesaire olarak geçilmek zorunda. Çünkü 21. yüzyılda hedef büyük projeler, büyük ülke, büyük millet. Zaman birlik vakti Bilecik bir ve tek olarak başkanlarının yanında ve hizmetlerinden dolayı hem Bilecik Belediye Başkanımıza hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum ve ekiplerine emeklerini zayi etmeyen bu ülkenin kaynaklarını optimum ve en güzel şekilde kullanmaya vesile olan ekiplerine, gerçek kahramanlara da teşekkür ediyorum. Ramazanınız mübarek olsun. Hepinize saygı ve hürmetler sunuyorum. Saygıdeğer kaymakamımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bilecikli kardeşlerim, belediye başkanım, değerli kaymakamım, müftüm, ticaret sanayi odası başkanım, bas avcım, emniyet müdürüm, velhasıl benimle birlikte gelen tüm büyükşehirin kadroları, çok değerli muhtarlarımız, değerli kardeşlerim, öncelikle Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Rabbim hep huzur içerisinde, birlik içerisinde, kardeşlik içerisinde, ailemizde huzuru, ilçemizde huzuru eksik etmesin diyoruz. Evet, bugün Bilecik ilçemizdeyiz. Çok da güzel çalışmalara adım atıyoruz. Bilecik doğalgaza kavuşuyor. İçme su arıtma tesisine kavuşuyor. Çöp aktarma istasyonunu bitirdi. Buğday pazarı yapılıyor ilçe belediyemiz tarafından. Şimdi şehir parkımızın temelini attık. Hastanesi bitiyor. Haftaya bakanımız ve milletvekillerimizin katılımıyla açılışını yapacağız. Ve geleceğe doğru hep birlikte yürüyoruz. Değerli kardeşlerim, 24 Haziran Türkiye için önemli bir seçimdir. 2001'de başlayan bu yolculuk 2002'de devletle buluşmasıyla birlikte ülkemiz, illerimiz, ilçelerimiz hep birlikte kalkınıyor. Ulaşımda, sağlıkta, eğitimde müthiş projelere imza atıldı. Ve belki de en büyük projemiz birlik ve beraberlik projemizdir. En büyük projemiz ülkemizin bekası projesidir. Ülkemizde huzuru tesis etme projesidir. Çünkü son zamanlarda bizimle uğraşan birçok ülke var. Türkiye'nin ilerlemesini hasbedemiyorlar. Türkiye'nin kalkınmasını kendilerine bunu kabul ettiremiyorlar. Türkiye yükselen bir değer. 80 milyon nüfusuyla genç bir ülke, dinamik bir ülke. Mevsimi güzel, toprağı bereketli,
ve Allah'ın izniyle de tüm İstanbul coğrafyasına, tüm ülkelere örnek olabilecek bir ülke. Örnek de oluyor. Ve milli ve yerli olan bir lideriyle birlikte, onlara uşaklık yapmayan, gidip onlara el açmayan, beynini onlara teslim etmeyen, vicdanını onlara teslim etmeyen bir Recep Tayyip Erdoğan var karşılarında. Evet, dolayısıyla değerli bir eşitli kardeşlerim, adamlar bunu çekemiyorlar. Tamam mıyız? 5 dakika mı? Batı'dayız ya. Batı'dayız. Birecik batılı bir ilçe tabii. Modern bir ilçe. Değerli kardeşlerim, bunu çocuklarımızın geleceği için iyi görmemiz lazım. Yani on binlerce kilometre uzakta sizin burayla ne alakanız var? Bırakın. Biz seçiyoruz, seçim 24 Haziran'da geliyor. Seviyoruz, bir daha seçeceğiz. Size ne oluyor? Onun için 24 Haziran'da güçlü göndermemiz lazım. Türkiye yeni bir sisteme giriyor. Güçlü bir yargı, bağımsız. Güçlü bir yasama, kendi işine bakacak. Güçlü bir yürütme, uzmanlardan oluşan ve artık yürütmenin konusunu yürütecek. Ve mesut bir millet, onunla bunun arasında gidip gelmeyen, direkt doğrudan temsilini kullanarak temsilcisini cumhurbaşkanını seçen, milletvekilini seçen bir ülke ve artık kalkınmamız gerekiyor. Bunları aşacağız. Aştınız. Her zaman AK Parti ile birlikte oldunuz. Her zaman destek verdiniz. Buna şahidiz. 2001'de ben başladım. Tüm seçimleri yaşadım sizinle birlikte. Minnet borçluyuz. Ne yapsak lafı bile olmaz. 24 Haziran'da da bu desteğinizi verin. Aramıza nifak tohumu sokanları ters düz edin. Bizim birliğimize kast edenleri ters düz edin. Her şey gönlümüze göre olmamış olabilir, katılıyorum. Ama büyük pencereyi görmemiz lazım. Gerçek Türkiye'yi görmemiz lazım. Buna destek vereceğiz. Sonra kendi meselelerimizi yine kendimiz çözeceğiz. Hiç sorun olmaz. Ben Bilecikler'in emrindeyim. Bileciklerin tüm aday adaylarının emrindeyim. Onu söyleyeyim. Hepsi benim adayım. Yeter ki Bilecik'e güzel hizmetler yapalım. Bilecik'in birlik ve beraberliği 24'ünde katlanarak R olarak patlama yapsın. Buraları başka insanlara, başka düşüncelere terk etmeyiniz. Açık söylüyorum. Huzur istiyoruz. Kıyı kentimiz, batıya açılan kapımız. Burada bayrağını seven, milletini seven, ülkesini seven bir yönetimin inşa edilmesini istiyoruz. Bunu da sağlamış durumdayız. Büyükşehir Belediyesi'yle, ilçe belediyesi'yle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ülkemize hizmet ediyoruz ya, insanımıza. Bunu severek ve isteyerek yapıyoruz diyorum. Tekrar Rabbim tutmuş olduğu orucularınızı kabul etsin. Hepinize 3 dakika mı? Vallahi tereddüt ediyorum. Her an girer diyorum. Ben de günaha girmemiş olayım. 3 dakikayı da değerlendireyim ha. Peki. Ondan da bahsederiz. İşme su arıtma tesisini getiren kadrolar. Şehrin altyapısını çözen kadrolar. Doğalgazı başlatan kadrolar. Bugün bu sorunları kentsel dönüşümde çözecek olan kadro budur. Bu kadrolardır. Çünkü gerçekten geliştiren bu kadrolar. Ve valimizle, kaymakamımızla, kamu kurum kuruluşlarıyla bir bütünüz. Gerçekten bir bütünüz. Yani huzurunuzda iş olsun diye değil. Müthiş bir dayanışma var. Urfa tamamıyla bir ivmeye yakalanmış durumda. Ve kimse de Urfa'nın birliğine kasıt etmesin. Kimse bizim aramıza giremez. Mahmut Bilkelam bizim büyüğümüzdür. Büyükse bizim büyüğümüzdür. Kimse bunun üzerinde, Bilecik üzerinde ameliyatlar çekemez, çekmemeli. Bizim büyüğümüzdür, her zaman yeri vardır, milletvekili olmamıştır, milletvekilleri emrine girer. Belediye başkanı olmamıştır, belediye başkanı emrine girer. Bu kadar basit. Onun için rahat olun. Değerli kardeşlerim, çok rahat olun. Bizler gerçekten birlikte hareket ediyoruz. Severek, isteyerek, yürekten. Ve benim derdim şudur.
Şanlıurfa'yı 24'ünde bir numara yapın. Bir numara yapın ki merak etmeyin. Bu ilçemize, bize hizmet olarak dönecek ve artık ülkeye biz de Bilecik'ten şöyle bir destek verelim. Liderimize, Cumhurbaşkanımıza Allah işini rast getirsin diyelim, olayı bitirelim. Allah hepinizden razı olsun. Ramazan şerifiniz tekrar hayır olsun. Evlatlarınızla birlikte, ailenizle birlikte Rabbim bayramı eleştirsin. Afiyet olsun. Gelmeniz bizi mutlu kılmıştır. Şeref vermişsiniz. Değerli Bilecikli kardeşlerim. Sağ olun. Bugün Bilecik'te güzel bir iftar yemeği oldu. Ben tüm Bileciklilere teşekkür ediyorum. Hepsini. Yani mükemmel bir şekilde kamu kurum kuruluşları, kaymakamımız, belediye başkanımız, tüm sivil toplum örgütlerimiz, ticaret sanayi odamız, muhtarlarımız, ya hepsi mükemmel bir şekilde. Bu Halil İbrahim buluşmasıdır. Bu hepimizin kardeşlik sofrasıdır. Buluştular mükemmel bir şekilde. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bilecik bizim için önemli. Her zaman Bileciklerin de emrindeyiz. Çalışacağız, çalışmaya da. Sen bir açıklama yaptınız, yemek sırada dediniz ki bütün aday adayların emrinde adaylar. Başkan olmayanlar da başkan onların emrinde dediniz. Evet. Ben dün aday adayı kardeşlerimizle de bir araya geldik Urfa'da. Onu söyledim. Benim 304 tane adayım var. Bu kadar basit yani. Aynen. Sorun yok. Çok teşekkürler efendim. Efendim mübarek Ramazan'ın 13. gününde iftarımızı nerede açtık? Şanlıurfa'mızın ve bölgemizin incisi Bilecik'te açtık. Ve şu an su kenarındayız, çayımızı içtik. Sevgili kardeşimiz, Şanlıurfa AK Parti milletvekili adayı Sayın Emin Fincan'la birlikte çaydan sonra bir yürüyelim dedik. Efendim, merhabalar. Merhabalar efendim, hoş Ramazan geldiniz. Ramazan nasıl efendim, hoş bulduk. İyi, Allah'a şükürler olsun, rahmetiyle geldi, bereketiyle geldi. Değil mi, yağmur da geldi. Aynen öyle, çiftçilerimiz de yüzü gülüyor. Aynen. Bu yağmurun faydası var mı Sayın Fincan tarlalara, yoksa acaba bu saatten sonra çünkü yani bundan sonra gelecek yağmurların hani bilinçli insanlar daha bunun açıklamasını yapar ama biz evet. Halk diliyle, hatta gördüğümüz kadarıyla söyleyelim. Bundan sonra gelecek yağmurların zararı olduğunun ama şu an için ağaçtaki bulunan fıstık habbeleri dediğimizin içini dolduracağına itimat ediliyor. Dolduruyor diyorsun. Dolduruyor. Faydası olacak inşallah. Peki şunu soracağım ben size. Ramazan'la aramız nasıl? Ramazan'la aramız iyi. Bugün iftar çadırımız vardı. Sağ olsun ya çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanımız bizi yalnız başımıza bırakmadı ama artık biz ona abi diyoruz, Nihat abi diyoruz, benimsedik. Çok güzel. Benimsedik. Benimsememizin sebebi kendisinin gözünde bir Karaköprü nasılsa Halfeti de öyle. Halfeti nasılsa Bilecik de böyle. Bilecik nasılsa Suruç da öyle. Herkes eşit davrandığı için Büyükşehir evet. Belediye Başkanı evet. olarak benimsedik, artık biz ona abi demeye başladık. Nihat abimiz. Nihat abimiz çok artık güzel. Oldu. Ha, Büyükşehir her yerde, onu söyleyeyim. Evet. Peki dün Ramazan sokağının gelme şansı buldunuz. Onu nasıl buldunuz? Onu birkaç arkadaşımızla beraber gezdik. Evet. Öyle bir şahane olmuş ki, öyle bir değişik bir havaya girdik ki, eski böyle Osmanlı turu var ya abi. Evet. Evet. Aynen öyle. Evet, aynen. Osmanlı biz orada yaşadık be abi. Gerçekten. Ramazan sokağına tüm dostlarımızı bekliyoruz. Ramazan'ın sonuna kadar devam edecek. Ne tabii Hamardala Çarşısı'nın hemen önünde, Barklı Gölü'nün arka kısmında. Ramazan sokağında her türlü etkinlikler, tiyatrolar, müzikler, gösteriler oluyor. Tüm dostlarımızı iftar sonrası oraya bekliyoruz efendim. Evet. Bir de bizim orada ilgimizi çeken şeyler. Evet efendim. Bizim orada ilgimizi çeken şeyler, çocukların orada çok rahat etmesi. Zaten özellikle çocuklar orada ya, balonların alınması, balonların verilmesi, büyüklerin aktivitelerin içinde olması, büyüklerin orada böyle gözlerinde bu mutluluğu görüyorsun. Evet. Hani her şey büyük şehirde olmaz, İstanbul, Ankara'da olmaz. Evet, bir bayrak vardı, bu bayrak Ahmet Eşref Fakı Baba'yla geldi. Sağ olsun ya tabimiz de bu bayrağı aldı, daha da ileriye taşıdı. O evet, değişikliği evet. elden bırakmadı, Urfa'yı farklı bir yere getirdiler. Bunun için ise Nihat abimize teşekkür ederiz. Sağ olsun efendim. Çok teşekkürler. Sağ olsun. Yani Urfa'nın böyle geldiğimiz zaman, gezdiğimiz zaman hani eskiden böyle bir ayrımcılık vardı. Hani Urfa'dan işte Bilecik birbirinden ayrıdır. Urfa evet. birbirinden şeyden ayrıdır. Ama büyük şehre bağlandıktan sonra bunun ortadan kalktığını, bunun ortadan kalktıktan sonra ise Nihat abimle beraber bizi havuzun içine denk edip herkes aynı dedi. Birleştik dedik yani. Evet. Aynen. Ayrımız gayrımız yok dedik efendim. Aynen öyle. Şurada oturalım biraz tabii, Sayın Fincan. Buyurun tabii. efendim. Böyle Fırat suyunun kenarında, karşısında oturan böyle efendim. Siz de aday oldunuz. Evet. Tabii ki
Bu bir nasip meselesi. Evet. Tabii Sayın Başkanım dediği gibi adaylar, aday olmayanların da emrinde. Hepsi eşit, farkı yok. Şimdi bu iş aday adaylığı meselesi değil. Milletvekili sırasına girip girme meselesi değil. Bu iş dava meselesi. Bu iş evet. Türkiye, büyük Türkiye'nin geleceği meselesi. Biz burada her birimiz birer bir milletvekili olmuş derecesinde, olmamış veya olmuş hiç önemi yok. Ama biz kendimizi olmuş derecesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yani durmak yok. Durmak yok, yola devam ediyoruz. Helal olsun efendim. Durmak yok, yola devam diyoruz. Ama bu tarafta tabii kırgınlıklar olacak. Ama ben burada kendi çevremizde, kendi akrabalarımızla böyle tartıştığımızda, evet. Yani çünkü süre kısa. Milletvekillerimizin her yere yetişemez. Bir bakanımız her yere yetişemez. Bir İbrahim Toru her yerde yetişemez. Her yere gelemezler. Onun için bizim dediğimiz şey şu. Evet arkadaşlar, bu listede veya de herhangi bir zıt giden bir şey varsa gidelim, konuşalım. Nedeni sebeplerini birbirine anlatalım. Evet. Çalışmak bu şekilde olur. Bizim bundan 15 gün önce, 10 gün önce çalışmalarımızı sanal ortamda sürdürüyorduk. Şimdi görsel basına beraber hareket ediyoruz. Artık sıra geldi sahaya inmemize. Şimdi evet. Sahaya ineceğiz. Kesinlikle inmek sahada gerekiyor. Sahada olacağız. Sahamızda evet biz burada öyle bir oy çıkaracağız ki Sayın Cumhurbaşkanımız diyecek ki Bilecik'te ben bunu bekliyordum. Tabii işte bu. Bilecik bu işte efendim. Hakikaten ben sizi tebrik ediyorum. Gerçekten böyle aslında herkes sizin gibi iyimser düşünse belki de bütün sıkıntılar aşılmış olacak aslında. Ya şimdi bakın bundan bu meclisteki milletvekiller bir 15 Temmuz'u geçirdi. Bir kolay bir şey geçmedi. Bir başımızdan bir şey geçmedi. Sonuç itibariyle geldiler Cumhurbaşkanımıza kastetmeye geldiler. Cumhurbaşkanımızda bireysel bir sorunları yoktu. Sorun neydi? Çekememezlik vardı dışarı güçlerinin. Yani ülkeyi bitirmekti. Bunun için ise Mehmet Bey şu vardır bizim görüşümüzde, bizim Türk halkımızda. İnsanın hanımının yanında bir insana biz ayakta herhangi bir terbiyesizlik yapmayız. Evet. Haklı ve haksız bir şey yapmayız. Ama siz 15 Temmuz'da dünya lideri yaptı diye Türkiye'yi gereken yere getirdi, gereken rolünü aldı diye siz adamları, Cumhurbaşkanımızı ailesiyle vurmaya geldiniz. Evet. Bunun için ise bile yine AK Parti'ye oy verilir. Aybalan çok hareketli. Gerçekten ben sizi tebrik ediyorum vallahi gerçekten. Peki insanlar böyle geziyor mu akşamları bu şeyde kordon boyunda? Hiç. Geceli gündüzlü gezerleriz biz. Evet. Geceli gündüzlü. Bu da senin mesela Ömer Bey gösterirse yoldan geçen arkadaşlarımızı evet. Gece insanlar yürüyüş yapıyorlar. Geziyorlar. Geceli, gündüzlü, burada gece saat 12'de de gezen bulursunuz. Evet. Gündüz saat 12'de de gezen bulursunuz. Ha burada insanların havasının, suyunun, gelip şu Fırat'ımızın dünyaya değer şeylerinde. Ama bu sene serin gidiyor. Bu yıl artık hava şartlarımızın değişmesiyle beraber şu an için gerçek bir yazı görmüyoruz. Evet. Gerçek bir yazı görmüyoruz. Ama şu an için biz ne mevsimi görebiliyoruz, ne yağmuru görebiliyoruz. Çünkü Türkiye bir geçiş noktasında şu an için renk belirleme tarafında olduğu için şu an için sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sebebini de size söyleyecek olursak dünyada tek bir tane Urfa var. Dünyada tek bir tane Urfa var. Peki Bilecik'te var efendim. Bilecik'te şunu soracağım. Bilecik'te seçim çalışmaları nasıl gidiyor? Bir hareket var mı? Siz burada ne yapacaksınız? Var mı sizin bir planınız, projeniz? Şimdi bizim planımız, projemiz olmaz. Şu an için bize nedir? Bizim görevimiz Cumhurbaşkanlığımızı tekte bir başlarıyla Cumhurbaşkanlığına taşımak. 14 tane milletvekilimizi de meclise taşımak. Şu an için benim bu projem var dersek. Çalışma açısından seçime kadar kısa bir süre var. Evet. Bu süre içerisinde siz aday değilsiniz ama bir aday gibi çalışacaksınız herhalde. Aynen öyle. Çünkü burada siz bakmayın. Hani Cumhurbaşkanımızın bir sözü var. Sessizlerin sesleri diye. Sessizlerin evet. sesi diye. Şu an için biz onu oynuyoruz. Herkesin sesi çıkabilir. Herkesin sesi yüksek çıkabilir ama bizim sesimiz o kadar yüksek çıkmayacak. Biz enerjimizi çalışmaya vereceğiz. Hayır maşallah efendim. Geçen sizi tebrik ediyorum böyle. Ben teşekkür. Boşam sizi gördüm böyle bir daha bir heveslendim. Bir daha böyle bir sevkim vardı. Ya şimdi bu çadırdaki görkem siz de gördünüz. Bakın. Burada ne kadar insanlar bağırsalar, çağırsa sesini yükseltecek daha iyi olsalar. Şurada bir Tayyip Erdoğan'ın ismini duyan Bilecik tebessüm eder. İnsanların ismini ve de bir tuhaf oluyor. Ve de Ahmet Eşref Akı Baba'nın resmini görünce insan tebessüm eder. Sayın hemşehrimiz zaten evet. Neden? Biri bizim Türkiye'mizi mal olmuş insan. Aynen efendim. Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanımız için bugün tek derdi Türkiye'yi gereken yere getirmek. Evet. Dünyada gereken rolünü almak. Ahmet Eşref Akı Babamızın ise Bilecik'te olması, Suruç'ta olması, Viranşehir'de olması önemli değil. Bölgemizin insanı. Kesinlikle. Biz bölgemizin evet. insanı diye bakıyoruz. İçimizden çıkmış bir insan.
Hayır, biz yani şimdi öyle bir şekil ki devlete dokun derler ya abim. Evet, Ahmet Eşref Hakkı Baba bir bakandır ama dokunabildiğimiz. Evet, ama ulaşabildiğimiz. Ulaşabildiğimiz bir insan. Tabii ki burada seveni de çıkar, sevmeyeni de çıkar, olumlu da bakan olur, olumsuz da bakan olur ama önemli olan burada dava Ahmet Eşref Hakkı Baba davası değil. Evet. Amaç bayrak davası, toprak davası, büyük Türkiye davası, gelecek neslin davası. Efendim çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Son olarak bizi izleyen dostlarımıza Şanlıurfa'dan, Antep'ten, Bilecik'ten izleyen tüm dostlarına ne söylemek istersiniz efendim? Valla bir şey söylemem gerekirse Allah herkese Ramazan'ın bereketini ihsan eylesin. Amin. Allah herkesin kazancına bereket ihsan eylesin. Ne sıkıntıları varsa Allah def eylesin. Amin. Ve bütün hastalıkları Allah şifa versin bu geceler, bu günler, bu güzel günler hürmetine. Amin. Ezan da okunuyor. Ezanda biliyorsunuz ki abi dualar kabul olur. Evet, evet. Dualar kabul. Aynen öyle. Ne diyeyim abi? Allah herkese yardımcı olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Siz geldiniz, bizi onurlandırdınız. Evet, onur bize gitti. Çok teşekkür ederim. Bizi onurlandırdınız. Yine diyorum, eğer ki bir iftar çadırını yine gezdik sizinle. Dünkü birkaç tane toplantıda da sizinle evet, beraberdik. Ramazan sokağında birlikteydik. Beraberdik. Ama gerçekten de abi bir daha teşekkür etmek istiyorum içtenlikle. Nihat abimize diyorum ben. Efendim çok teşekkür ediyorum. Bilecik halkı olarak. Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili dostlarımız, Bilecik'te çok güzel bir iftarımızı gerçekleştirdik. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nihat Çiftçi'nin hazırlamış olduğu iftara bütün Bilecik halka çok yoğun bilgi gösterdiler. Sevgili Türkiye Başkanı Sayın Müslüm Zorda. Mezra mı? Mezra. Evet, Mezra. Evet, Mezra'dan Sayın Müslüm Zorda eşlik etti efendim. O benim kardeşim, can kardeşim. Bilecik'e geldiğim zaman aramasam olmaz efendim. Evet, sağ olun. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim, çok sağ olun İlk efendim. İlk önce Güneydoğu ailesine sonsuz teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim efendim. Bugün de Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi de bugün iftar yemeği verdi. Evet, evet. Allah ondan da razı olsun. Amin. Bundan sonraki de daha devamını diliyorum. İnşallah efendim. İnşallah. Bu arada bizim kardeşimiz de hakikaten dediğimiz gibi Bilecik'e geldiğimiz zaman sormasak olmaz. Çünkü o bizim canımız, ciğerimiz. Allah razı olsun. Bilecik'te bizim hakikaten bir evimiz var, bir yuvamız var. Her zaman. Her zaman için bizim dostumuzdur. Sağ olun. Memnun kaldım istedim efendim. Çok şükür, Allah razı olsun. Her zaman dediğim gibi yani başta Güneydoğu Ailesi TV'ne misafir programımız zaten olmazsa olmaz. Eyvallah efendim. Sağ olun. Sen ya çiftçi nasıl? Sıkıntı yok, iyidir, çok güzel. Çok güzel. Efendim. Allah onun eksikliğini versin. Devamını diyoruz yani. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah kabul etsin efendim. Sağ olun, Allah razı olsun. Sevgili dostlarımız, bugün de geldik Bilecik'te programımızın sonuna. Hazırlayan ve sunan ben Mehmet Demir. Sevgili kameraman kardeşim Ömer Faruk Subaşı'yla birlikte geldik. İftarımızı ettik Bilecik kardeşlerimizle ve en son bizim kardeşimiz size veda ediyoruz. Bir dakika sofrada buluşunca da hoşçakalın. Eyvallah, sağ olun. Yetimoğlu Grup misafiri sundu.